Bu için et. Şimdi koronavirüsünü daha iyi anlamak ve size anlatabilmek için Hong Kong'a gidiyorum. Hong Kong Çin'e bağlı bir yer. In affected areas of novel coronavirus infection, put on a surgical mask and continue to do so until 14 days after returning to Hong Kong. If you develop fever, cough, or other symptoms, proactively inform the doctor of any recent travel history. Şimdi Hong Kong'dayım. Gördüğünüz gibi koronavirüs hakkında bir takım uyarılar herkese açık alanlarda asılmış. Otele girişinde ateş ölçer bir cihazla bana da koronavirüsü testi yapıldı. Sağ olun hocam. Her binada tuşların üstüne bir jelatin yerleştirilmiş ve günlük olarak dezenfekte edilmeye çalışılıyor. Çin'in 11 milyon nüfuslu Wuhan kentindeki bir balık pazarında ortaya çıkan 2019 nCoV virüsü sadece birkaç günde ülkenin diğer şehirlerine yayıldı. Devlet Wuhan'da dahil olmak üzere 12 şehirde toplamda 35 milyonluk bir nüfusu karantina altına aldı. Bu bölgelerden tüm çıkışlar ve girişler yasaklandı. Askerler ve polisler tamamıyla yolları kapatmış ve içeridekileri hapsetmiş durumda. Ama virüsü o bölgede hapsedemediler. Karantinadan önce yaklaşık 5 milyon kişi çoktan bölgeden kaçmıştı. An itibariyle bir ay dolmadan 27 ülkede yaklaşık 13.983 hastaya ve 304 ölüme rastlanıldı. Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, İtalya, Finlandiya, İsveç, Rusya, Avustralya, Birleşik Arap Emirlikleri ve daha birçok ülke. Otoriteler önümüzdeki bir hafta boyunca salgının zirve noktasına ulaşacağını söylüyor. 14 gün önce 41 vaka vardı. 7 gün önce 1000, bugün ise 14.000 civarında vaka var. Riski taşıyan birisi şu an bir baygınlık geçiriyor. Kendi girme mask. Şehirdeki maske stokları tükenmek üzere insanlar maskeleri buradan alıyorlar. Peki sizce kaç insan kuyrukta vardır? Yani şu basit markete girip maske alabilmek için kaç insan kuyrukta bekliyordur? Sıranın başını görüyorsunuz. Sonuna doğru ilerleyeceğim. Sabırlı olun lütfen. Koronavirüsü aslında büyük bir virüs ailesi. Şu anda izole edilmeye çalışılan etken SARS ile genetik dizilim açısından %80 oranında benzerlik gösteren bir RNA virüsü. Bu solunum yolu enfeksiyonunu engellemek damlacıklarla bulaştığı için çok zordur. Öksürürken, hapşırırken, konuşurken, hatta gülerken. Burada hemen akla hasta kişinin damlacıkları saçmasının engellenmesi gelebilir. Ama yakın temas bir kenara, hasta olan bireylere 1-2 metreden daha yakın olursanız, sadece doğrudan bir öksürükle bulaşmaz, aynı ortamda bulunmak bile sizi enfekte edebilir. Virüs